Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Kırım Özerk Bölgesi'nde meclis bölgede gerginliği daha da tırmandırabilecek bir adım atarak Rusya'nın bir parçası olma kararı aldı. Karar 16 Mart'ta referanduma sunulacak. Referandumda Kırım halkına Rusya'nın bir parçası mı olmak istedikleri yoksa daha geniş bir özerklik mi istedikleri sorulacak. Kırım'daki atmosferi olayları yerinde takip eden Amerika'nın Sesi muhabirlerinden Elizabeth Earth derledi. Apoletleri sökülmüş askerler Ukrayna'nın özerk Kırım Cumhuriyeti'nde parlamentonun önünde mevzilenmiş durumda. Kırım'ın Rusya yanlısı Başbakanı Sergey Aksyanov Moskova'dan yardım istedi. Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych'in devrilmesinden sonra kurulan yeni Ukrayna hükümeti Rusya'nın Kırım'daki kışkırtıcı tavırlarına güç kullanarak yanıt vermeyeceğini açıkladı. Ancak başkent Kiev'deki yetkililer Moskova'dan Kırım'daki bütün askeri hareketliliğe son vermesini istedi. Rusya'ya ait olduğu tahmin edilen silahlı kişiler ve askeri araçlar Kırım'da yolları ve şu anda kapalı olan havaalanları gibi kilit noktaları ele geçirmiş durumda. Kırım Başbakanı ayrıca Ukrayna'ya ait bütün asker ve polisleri kendi kontrolüne alacağını açıkladı. Milletvekili Sergey Tsekov kararı savundu. Kırım'da huzur ve asayiş sağlanmasını isteyenler bu kararın yerinde olduğunu anlamalı, Kırım hükümetinin dediklerini iyi dinlemelidir. Kırım'daki etnik Rus çoğunluğun büyük bölümü Ukrayna'daki yeni hükümeti yasa dışı olarak görüyor ve Rusya'nın desteğine kucak açıyor. Kırım'daki Tatar azınlıkta gelişmelere tepkili. Kırım'daki durum yerel nüfusun attığı adımların bir sonucu değil. Bu Kırım'ı doğrudan işgal etmek hatta darbe yapmaktır. Kırım'daki yerel parlamento 10 gün içinde bölgenin statüsüyle ilgili referandum yapılmasına karar verdi. Ancak öyle görünüyor ki Kırım'ın geleceği bir süre daha belirsizliğini koruyacak. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika şüphesiz Ukrayna'daki krizi yakından hem de çok yakından izleyen ülkelerden. İşte Amerikan Senatosu da önceki gün Ukrayna'da krize yol açan gelişmeleri değerlendirdi. Demokrat senatörlerden Chris Murphy, Ukrayna'nın nasıl destekleneceği konusunda Washington'un acil karar vermesi gerektiğini savundu. Murphy, asıl iş IMF'ye düşüyor dedi. Michael Baum'un haberi. Amerikan Senatosu Ukrayna'daki krize yol açan gelişmeleri değerlendirdi. Demokrat Connecticut Senatörü Chris Murphy, Ukrayna'nın nasıl destekleneceği konusunda acil karar vermek gerektiğini savundu. So, in what shape should this support come? Nasıl bir destek vermeliyiz? Öncelikle önümüzdeki hafta birlik olmalı ve Ukrayna ekonomisini desteklemek amacıyla mali yardım konusunu ele almalıyız. Zaten zayıf olan Ukrayna ekonomisi kriz devam ettikçe daha da zayıflıyor. 1 milyar dolarlık yardım paketi önerisi iyi bir başlangıç. Ancak asıl iş IMF'e düşüyor. IMF, Ukrayna ekonomisini krizden kurtarmak için gereken milyarlarca dolarlık yardımı yapabilir. Senatör Murphy, Kırım'daki durumunda acil ilgi gerektirdiğine dikkati çekerek, Rusya'nın bütün anlaşmaları hiçe sayarak Kırım'ı işgal ettiğini söyledi. Second, Crimea. Russia has invaded Ukraine. Rusya, Kırım'a girerek Ukrayna'yı işgal etmiştir. Bu işgal, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ve 1994 tarihli Kırım'ın toprak bütünlüğünü garanti altına alan anlaşmayı ihlal etmiştir. Vladimir Putin, müttefiki olduğu Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı kaybettiği için son derece rahatsız. Amerika'nın Ukrayna'nın egemenliğine, gelecekteki müttefiklerine ilişkin bağımsız kararlar alma hakkına güçlü destek vermesi de hiç kuşkusuz Putin'in hoşuna gitmedi. Ukrayna halkının kendi yolunu çizmek istemesi de Putin'i çok kızdırıyor. Demokrat Senatör Chris Murphy, Rusya'nın izlediği politikaların Putin'e ve Moskova'nın uluslararası nüfuzuna eninde sonunda zarar vereceği öngörüsünde de bulundu. The irony for Russia, of course, is that this invasion. Ukrayna'yı işgal etmesi, Rusya'nın küresel arenadaki konumunu güçlendirmek yerine zayıflatır. Farz edelim ki bu krizin sonucunda Kırım, Ukrayna ile değil, Rusya ile yakınlaştı. Rusya bundan ne elde edecek? 43 milyon Ukraynalı kendilerini Avrupa Birliği'ne yakın görürken, Rusya 2 milyon Ukraynalıyı egemenliği altına almış olacak. Eğer Amerika ve Avrupa yaptırım tehditleriyle bir sonuca varabilirse, ki umarım böyle olur, Rus ekonomisi çökmenin eşiğine gelir. Milyonlarca Rus işini kaybeder. Putin'in Rusya'sı siyasi istikrarsızlığa sürüklenir. Rusya uluslararası toplumdan tamamen dışlanır. Senatör Murphy, Rusya'ya ve Putin'e tavırlarının ne kadar yanlış olduğunun ve ağır bir bedel ödeyeceğinin açıkça gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Putin bir kabadayı gibi davranıyor ve burnunun ucundan ötesini göremiyor. Yumruğunu gösterip tüm dünyanın dikkatini üzerine çekerek kazanç sağladığını sanıyor. Attığı adımların kendi siyasi konumu ve halkı üzerinde uzun vadede korkunç sonuçlar doğuracağını düşünmüyor. Bugün etrafa saldırıyor ama yarın canının çok acıyacağını anlamıyor. Moskova'nın yaptığı hataları düzeltmemesi durumunda sonuçlarının ağır olacağını anlamasını sağlamalıyız.
Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy, Putin'in kendi siyasi geleceğini güçlendirmekten başka bir şey düşünmediğini savundu ve bu tavırları Amerika'da hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar döneminde daha önce de gösterdiğini hatırlattı. Putin'in içinde bulunduğu siyasi krize gelince, Cumhuriyetçi Partili bazı dostlarım Rusya'nın Kırım'a müdahalesini Başkan Obama'nın hatasıymış gibi göstererek siyasi açıdan puan kazanmaya çalışıyor. Bu son derece saçma bir iddia. Putin 2008'de de Gürcistan'a girmişti. O zamanın başkanı Cumhuriyetçi George W. Bush'tu. Cumhuriyetçi senatör arkadaşlarım Başkan Bush'un dış siyasette güçlü olduğunu düşünüyordu. Putin aynı şeyi şimdi Demokrat bir başkan döneminde tekrarlıyor. Cumhuriyetçi Parti Arizona senatörü ve eski başkan adayı John McCain ise Başkan Obama'nın Putin'i ve ne yapmak istediğini anlamadığını savundu. Demokratların esas sorunu şu. Başkan Obama, Vladimir Putin'i, Putin'in arzularını, Sovyet-Rus İmparatorluğunu yeniden kurmak isteyen eski bir KGB ajanı olduğunu anlamıyor. Senatör McCain, Amerika'nın Rusya'nın Soçi kentinde yapılması planlanan G8 zirvesine katılmaması gerektiğini savundu. McCain, Rusya'nın da bu gruptan çıkarılmasını istedi. G8 zirvesine katılmamamız gerektiği çok açık. Putin G8'den çıkarılmalı. Moldova ve Gürcistan'ın bir an önce NATO'ya katılmalarının önü açılmalı. Her iki ülke de Rus askerlerinin işgali altında. Cumhuriyetçi Senatör McCain, Putin'in daha da güçlenmesine ve gücünü eski Sovyet Cumhuriyetleri üzerinde denemesine izin verilmemesi gerektiğini savundu. Rusça konuşan halkı bahane eden Putin'in bu bölgelerde nüfus sahibi olmasına izin verirsek, Rus nüfusunun yaşadığı Polonya, Letonya, Estonya, Litvanya ve Moldova'ya da aynı mesajı göndermiş oluruz. Putin'in en büyük hayali eski Rus İmparatorluğunu yeniden kurmak. Bu hayali gerçekleştirmesinin önünü açmış oluruz. Ukrayna kriziyle Putin'in niyetlerinin daha çok sorgulandığı bir döneme girildi. Daha önce de Putin'in gizli emelleri olduğu konusunda kuşkular vardı. Ancak son durum bu kuşkuları yeniden gün ışığına çıkardı. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Az önceki haberimizde Ukrayna krizinin Amerikan Senatosu'nda ele alındığından bahsettik. Sıcak bir gelişmeden de bahsedelim hemen. Başkan Barack Obama yayınımıza dakikalar kala Ukrayna kriziyle ilgili bir açıklama yaptı. Obama, uluslararası toplumun kriz konusunda birlikte hareket edeceğine dair güveni olduğunu söyledi. Amerika Başkanı, Rusya Ukrayna'da uluslararası hukuku çiğnemeye devam ederse Amerika ve müttefiklerinin kararlı tutumunu sürdüreceğini vurguladı. Obama, Ukrayna'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde önerilen referandumunda Ukrayna Anayasası'na ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Obama'nın açıklamalarından da anlaşılacağı gibi Amerika ve müttefik ülkeler Moskova'ya bir karşılık vermek istiyor. Ancak Washington'un Rusya'yı caydırmak için tam olarak ne yapabileceği net değil. Uzmanlar da bu konuda farklı görüşler dile getiriyor. Amerika'nın Sesinden Araş Arabasari'nin haberi. Ukrayna'da durumun ciddiyeti artarken Amerikalı bazı siyasetçiler Washington'un tepkisinin sert olmasını istiyor. Ancak Diplomatik Koruma Eğitim Enstitüsü Genel Müdürü Ian Van Gordon'a göre bu zayıf bir olasılık. Amerika ne derse desin ciddiye alınmayacak. Bu 2 yaşında bir çocuğun yeri tekmelemesine benziyor. Gordon, Amerika'nın sesini yükseltebileceğini ancak konunun sonuç olarak Avrupa'nın meselesi olduğunu söylüyor. Amerika Avrupa'ya baskı yaparak kendi arka bahçelerinden sorumlu olduğunu hatırlatmalı. Brookings Enstitüsü Dış Politika Araştırma Direktörü Michael O'Hanlon, Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in güç kullanma tehdidinin Ukrayna'nın yeni Batı yanlısı hükümetine gözdağı verme isteğinden kaynaklandığını söylüyor. Onları kaygılandırmak ve elinde seçenekler olduğuna inandırmak istiyor. Zorlayıcı diplomasi kullanarak yeni Ukrayna hükümetinin Ukrayna'daki Rusya taraftarı gruplara saygılı davranmasını sağlamak istiyor. Ukrayna'nın batısında büyük çoğunlukla Ukrayna dili konuşuluyor ve bu bölge AB üyesi komşularına yakınlık duyuyor. Güney ve doğudaki bazı bölgelerde ise çoğunlukla Rusça konuşuluyor. Bu bölgelerde Rusya'ya yakınlık duyuyor. Ülkenin büyük bir bölünmeye gitmesi mümkün. Heritage Vakfı Dış Politika Çalışmaları Direktörü Steven Bucci'ye göre Amerika'nın Ukrayna'daki nüfuzu sınırlı. Konuşma yapmak dışında konuyla ilgili olarak yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Bunun da bu durumda çok etkili olacağını zannetmiyorum. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Salı günü Kiev'de yeni hükümete destek verdi ve 1 milyar dolarlık kredi vaat etti. Ancak pazartesi günü, Haziran ayında Rusya'nın Soçi kentinde yapılması planlanan G8 toplantısının ön görüşmesi iptal edildi. Cumhurbaşkanı Putin, Ukrayna'ya Rus askerleri gönderildiğini yalanlarken, bölgedeki Rusların haklarının korunması amacıyla bu seçeneğin masada tutulduğunu söyledi. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi, Washington.
Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, yabancı askerlerin Afganistan'da 2014'ten sonraki varlığını düzenleyen güvenlik anlaşmasını 5 Nisan'daki seçimlerden önce imzalamayı reddediyor. Bu ortamda Washington ise geçtiğimiz günlerde geride hiç asker bırakmama seçeneği de dahil olmak üzere atılabilecek adımları değerlendirdiğini açıkladı. Washington'un kararının altında seçim sonrasında ikili güvenlik anlaşmasının imzalanmaması olasılığı yatıyor. Uzmanlara göre güvenlik anlaşmasının kaderi bir anlamda seçim sürecinde saklı. Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçim kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Seçimlere katılamayacak olan Hamid Karzai, ülkenin yeni seçilecek liderinin Amerika ile varılan güvenlik anlaşmasını imzalamasını istediğini söyledi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, terörle mücadele edecek Afgan güçlerine verilecek eğitim ve desteği düzenleyen ikili anlaşmanın acilen imzalanması gerektiğini vurguluyor. Gecikme ne kadar uzun sürerse NATO ve Amerikan ordusunun 2014'ten sonrası için Afganistan'da oynayacakları rolle ilgili plan yapması o kadar zor olacak. Bu anlaşmanın birkaç hafta içinde imzalanması gerekiyor. Uzun süre bekleyemeyiz çünkü NATO'daki müttefiklerimiz ve Amerikalı komutanlara beklenmedik durumlara göre plan yapın diyemeyiz. Durum çok karmaşık. İkili güvenlik anlaşması olmadan Afganistan'da 2014 sonrasında Amerikan askeri bırakmak mümkün değil. NATO Genel Sekreteri Rasmussen anlaşmanın imzalanacağından emin olduğunu söyledi. Rasmussen, Afganistan'da güvenliğin bu anlaşmaya bağlı olduğunu da bildirdi. Afgan güvenlik güçlerinin ülke güvenliğinin sorumluluğunu tamamen üstlenecek beceriye sahip olduğuna inanıyoruz. Ancak eğitim ve desteğe ihtiyaçları olduğu da bir gerçek. 2014'ten sonra Afganistan'da olmamamız, Afgan güvenlik güçlerini destekleyecek mali kaynakların oluşmasını zora sokar. Afgan hükümeti güvenlik güçlerinin maaşlarını ödeyemez hale gelebilir. Bu da Afganistan için çok ciddi bir sorun olur. Amerika'nın Hamid Karzai ile ilişkileri son birkaç yıldır gergin. Karzai, Amerikan askerlerini sivil asker farkı gözetmeden kuvvet kullanmakla ve çok sayıda sivil ölümüne yol açmakla suçluyor. New York Times gazetesi geçtiğimiz günlerde Karzai'nin barış anlaşması yapmak için Amerika'yı işin içine katmadan Taliban'la gizlice görüştüğünü bildirdi. Gazetenin haberine göre bu durum Karzai'nin Batı'yla yeni güvenlik anlaşması imzalamaya sıcak bakmamasına ve bazı Taliban militanlarının hapisten çıkarılmasında ısrar etmesine açıklık getiriyor. Başkan Obama Afganistan konusunu ele almak üzere kısa süre önce Beyaz Saray'da üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. Kapalı kapılar ardında yapılan toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Beyaz Saray sözcüsü Amerika'nın Afganistan'daki rolünün devamı konusunda karara varılmadığını söyledi. Devrim Moral, Amerika'nın sesi, Washington. Yayınımızın sonuna gelirken bir küçük hatırlatma yapalım. Şu anda Washington stüdyolarımızdan yapılan Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün bültenini izliyorsunuz. Size hem Amerika hem de dünya gündeminin en önemli maddelerine dair ayrıntıları, uzman görüşlerini aktarmaya çalışıyoruz. Salıdan Cuma'ya kadar TGRT Haber ekranlarındayız. Yayınımızı kaçırırsanız internet sitemizdeki multimedya bölümünden arşivimize ulaşabilir ve istediğiniz zaman bizi oradan da takip edebilirsiniz. Dünyanın değişik köşelerinde görev yapan Amerika'nın Sesi'nin deneyimli muhabirlerinin gözünden ayrıntılı analizleri aynı zamanda internet sitemizde de detaylı biçimde bulabilirsiniz. Washington'dan yaptığımız yayının burada sonuna geliyoruz. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarıyla haberlerine internette amerikanınsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Amerika ve dünyadaki gündem maddeleriyle bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.